Yani açıkçası biz yaklaşık 4 ay önce il başkanı olduktan sonra da hani genel itibariyle aday çalışmalarımızı başlatmıştık. 2 aydır da önemli bir isimle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eskişehir'de tecrübeli bir isim. Hani isminin ve kalitesinin ön plana çıkacağı bir seçim süreci geçirmek istiyoruz. Bu anlamda biraz daha biz kendi artık adayımızla yol yürüme aşamasına geçtik ve son aşamaya da geldiğimizi düşünüyorum. Hani bu hafta sonu netlik kazanacak ve ay sonunda büyük ihtimalle ilan edeceğiz adayımızı. Büyükşehir adayımıza odaklandık şu an için. En son Alpu ile Çifteler ilçelerimizde adaylarımızı açıkladık. Şimdi de Odunpazarı Belediye Başkan adaylığı için kurucu Odunpazarı ilçe başkanımız var, Gökmen Göksel. Onun başvurusunu aldık. Onun haricinde tepe başında görüştüğümüz isimler var. Merkezde mutlaka adaylarımız olacak. Çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Ve gönlümüz tüm ilçelerimizde de aday çıkarmaktan yana açıkçası. Beylikova'da bir başvurumuz var. Gelişmesi aşaması daha başlangıç aşamasında olan adaylarımız var. Hani bu anlamda koordinatör milletvekilimiz Elif Esen Hanım da ara ara Eskişehir'e ziyaretlerini sürdürüyor. Onunla beraber adaylarımızı görüştürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Aynen, Tepebaşı'nda da görüştüğümüz bir isim var. Biraz daha hani daha önceki açıklamalarımda da yer vermiştim. Bizim yerelde kadına yer var çalışmamız var. Bu anlamda Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediye başkan adaylarından en az birinin kadın aday olmasını istiyoruz. Kadınlarımızın yönetimde ve siyasette cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ya şimdi açıkçası bizim bütün siyaset anlayışımızda daha önceki açıklamalarımda da değindiğim gibi hani rakibimiz bizim iktidar. Bu anlamda hani muhalefete zarar verecek açıklamalar yapmamaya dikkat ediyoruz. Muhalefetin de gönlümüz Eskişehir'de seçim kazanmasından yana. Ancak tabii ki biz kendimiz, önceliğimiz kendi adayımızın kazanması. Ama biz olmuyorsak da muhalefetten bir partinin kazanmasını isteriz bu anlamda. Hani ittifak ortamının Cumhur İttifakı açısından devam ediyor olması belki onların biraz daha elini güçlendiriyor olabilir. Bu anlamda tabii ki diğer Millet İttifakı paydaşlarının da bir araya gelebilmesi önemli olacaktı yerel seçimlerde. Ancak genel merkezler düzeyinde bir ittifak ortamı oluşmadığı için ve Eskişehir'de de şu an diğer siyasi partilerle de görüşmelerimiz açıkçası bu ittifak anlamında bir aşama kaydedilmedi. Hani ben önümüzde kendi adayımızla yol yürüyeceğimizi söyleyebilirim. Hani bu anlamda Eskişehir'de sanırım bizim dahil olacağımız bir ittifak olmayacak. Aynen, bizimle görüşmeye gelen hani bu anlamda öneride bulunan bir siyasi parti olmadı Eskişehir'de. Bizim de herhangi bir siyasi partiye önerimiz olmadı açıkçası. Ama devam eden süreçte hani bizim adayımızın önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Açıkçası yarışta da yer alacağını düşünüyoruz. Bu anlamda ilerleyen aşamalarda diğer siyasi partilerle aday çıkarmama gündemi olan siyasi partilerle de görüşmelerimiz olabilir. Bizim aday çıkarmamız bu sadece hani muhalefete zarar verecek ya da iktidara zarar verecek gibi değerlendirmiyoruz. Biz kendi yolumuza bakıyoruz artık bundan sonra. Ama şunu özellikle belirtmek isterim. Hani bizim aday çıkarmamız yalnızca iktidara fayda sağlamaz. Yeri geldiğinde muhalefete de fayda sağlayabilir. Muhalefetin oy oranının arttığını da görebiliriz bu seçimlerde. O yüzden hani net bir şey söylemek doğru olmaz bu konuda. Açıkçası genel merkezimiz hani yerelde gelen tekliflere açık olduklarını belirtmişlerdi. Hani bize o kapıyı açık bırakabilirsiniz demişlerdi. Ancak uzun bir süredir artık bu sürecin de sonuna geliyoruz. Hani biraz daha yerel seçim ortamının hızlandığını görüyoruz. Biz hani artık o defterleri bir kenara bıraktık. Kendi adayımızla yol yürümemiz gerektiğine inanıyoruz. Ay sonunda inşallah adayımızı açıklayacağız dediğim gibi. Şimdi şöyle 31 Ocak 2024 tarihinde bizim bir yine aday tanıtım lansmanımız olacak. Genelde bu zamana kadar açıkladığımız adayların tamamını Ankara'da bir lansmanla tanıttık. Yine 31 Ocak'ta da aday tanıtım lansmanımız olacak. Devam eden süreçte tabii ki Eskişehir'e gelecek genel başkanımız. Eskişehir'e önem verdiğini birebir görüşmelerimizde de dile getiriyor. Bu anlamda diğer siyasi parti liderlerine nazaran erken başladı çalışmalarına da. Sürekli sahada yaklaşık bir aydır il ilçe demeden her yeri ziyaret ediyor. İlerleyen dönemde Eskişehir'e mutlaka gelecek.